Bu videomuzda kuzu göbeği nasıl bulunur? Bir bakacağız. Kaydımıza başladık ama kuzu göbeği her zaman hemen bulunmayabilir. Bazen saatlerce bulamayabiliriz. Bakalım bizim bulmamız ne kadar zaman alacak. Hep birlikte göreceğiz. Evet, 8. dakikaya yaklaşmak üzereyiz. Bunu bulmanın ne kadar zor olduğunu göstermek adına kaydı şu ana kadar durdurmadan, atlamadan devam ettim. Videonun başında da söylediğim gibi bazen dakikalarca, bazen bir saat boyunca bir tane bile bulamadan yürümek zorunda kalabilirsiniz. Ben 8,5 dakikadır bulamadan devam ediyorum ve bir tane küçük bulduk şu anda. Evet. Demek ki biz biraz daha erken davranıyoruz. Ülkemiz daha küçük. Yani tam mevsimi gelmemiş olabilir. Ben bunu almadan yoluma devam ediyorum aramaya. Çünkü o daha çok küçük. Bulduğumuz yerin çevresine bakmakta fayda vardır. O çevrede olabilir. Devam edelim aramaya. Alalım.
Evet, şu anda 3 tane kuzu göbeğimiz oldu. Biraz önce demiştim aynı bölgeye bakmakta yarar var diye. Evet. Şimdi burada da aynı şekilde 2 tane daha var. Ama ben yanıma bunları koyacak hiçbir şey almamıştım. Bakalım nasıl yapacağız. Evet. Bir başkası daha. Bunu da alalım. Belirli bir süre bulamadığınız zaman çok sıkıcı bir hale alsa da bulmaya başladıktan sonra zevkli bir hale aldığını söyleyebilirim. Bulamazsanız çabuk pes edebilirsiniz. Pes etmeyin. Eğer o bölgede olduğunu biliyorsanız aramaya devam edin. Ben de aramaya devam etmiştim. Pes etmemiştim ve bulmaya başladık. Yaklaşık bir 10 dakika sürdü hiç bulamadan aramak. Şimdi bulduğumuz yerin çevresinde aramaya devam ediyoruz. Bir başkası daha. Şu ana kadar yaklaşık 2, 4, 6, 7 tane bulduk. Şurada bir tane daha var sanırım. Burada çok dikkatli bakmak gerekiyor. Şöyle. Bazen çok iyi saklı, kamufle olabiliyorlar. Yanıma bir poşet almadığım için pişman oldum. Sadece sizlere kuzu göbeğinin nasıl bulunduğunu videosunu çekmek için yola çıkmıştım ama. Neyse. Evet, bir tane daha bulduk. Biraz önceki videomda bu bölgelerde geç çıkabileceğini, yani bu mevsimlerde çıkabileceğini söylemiştim ama durum onu gösteriyor ki aslında bir süre önce çıkmış. Yani yaklaşık 2 hafta önce falan. Şimdi bunu alıyoruz. Alırken çok kökünden, yani toprakla almamaya dikkat edelim ve mümkünse bir parçası kalsın yerde. Yani şöyle şu şekilde almaya çalışalım. Bunun nedeni bu bir mantar olduğu için kültürünün bir kısmı yerde kalsın. Bakın yakın çevresinde bakmakta yarar verdim. Şimdi şurada biraz kafası erimiş bir tane daha var. Şimdi aynı çevreyi bakarak devam ediyoruz. Söylediğim gibi şurada bir tane daha var. Evet. Şöyle göstereyim. Evet, burada da bir tane küçük var. Buna da ellemiyoruz. Büyüsün. Ama çevresine bakıyoruz.